Organik Annem YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz bomba gibiyiz ve devam ediyoruz. Bu videomda size faydalı olacağını düşündüğüm püf noktalarıyla salamura, yumurta ayarı, salamura nasıl yapılır bunu paylaşacağım. Birçok kişi yumurta ayarını bilir. Ama bunda da önemli püf noktaları vardır. Dikkat etmemiz gereken püf noktaları vardır. İşte bu püf noktaları nasıl yapıldığına dair bu videomu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Malzemelerimiz tuz, yumurta ve su. Tabii ki bütün klasik bir bütündür. Burada kullanacağım yumurtadan bahsetmek istiyorum. Bu küçük kafeslerde yetiştirilmiş, dar alanlarda yetiştirilmiş yumurta, görüyorsunuz numarası 3 ile başlıyor zaten. Bu da doğal köy yumurtası, gezen tavuk yumurtası. Şimdi neden ikisi de yumurta diyeceksiniz ama burada işte en önemli püf noktası burada. Şimdi öncelikle şu yumurtalarımızı güzelce bir dezenfekte edelim, yıkayalım. Ondan sonra devam edelim işlemlerimize. Öncelikle tuzlarımızı eklemekle başlayabiliriz. 2 yemek kaşığı tuz ekleyeceğim. Normalde 1 litreye 2 yemek kaşığı tuz, genellikle turşular, zeytin salamuraları, yani aslında tüm salamuralar için idealdir. Şöyle ekleyelim ve bunu güzelce bir karıştıralım. 2 yemek kaşığı, ikisini de eşit ölçüde ekledim. Bu arada yemek kaşığı olarak da hesap ederseniz bazı yemek kaşıkları daha küçük, bazıları daha iri olduğunda lütfen bu arada bunu da dikkat edin. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela bu kaşık daha küçük bir kaşık diğerine göre. O sebeple yaparken kaşık ayarında dikkat etmenizi öneririm. Eğer ki kaşık ayarı yapıyorsanız, yumurta ayarı yapıyorsanız işte bu dediğim püf noktasını dikkatle dinleyin. Bunun erimesini bekleyeceğiz. Bu arada suyunu az eklemiştim. Onu hemen 1 litreye tamamlıyorum ki kaşık ayarıyla da ölçüsü tam anlaşılması açısından. Biraz daha ekleyeyim. Bunu 1 litreye tamamlayacağım. Bu arada kaşık ayarı, yani 2 kaşıkla nasıl olacak yumurtaya onu da görmüş olalım. Tamamdır. Bunların tuzların erimesini bekliyorum. İyice eriteceğiz. Önemli olan burada salamura, her tür salamura yapımında tuzun iyice erimiş olması çok önemli. Hatta peynir ayarlarında da hani bazıları derler benim peynirim eridi. İşte bunu tuzun iyice eritmeden koyduğunuz zaman o su, tuz suya geçmiyor ve peynirleriniz, zeytinleriniz, turşularınız ya da her neyse ne yapıyorsanız erimeye başlıyor. Tuz en önemli ve en doğal koruyucu olarak nitelendirebiliriz. Diğer katkıntı maddelerine asla kullanılması önerilmiyor. Özellikle masum gösterilerek adlan masum gösterilmiş olarak hani bize tanıtılan limon tuzu var ya, yani sitrik asit, bağırsaklarımızın düşmanı arkadaşlar. Mutlaka bu tür konuda herkesi bilinçlendirin. Bilmiyorsanız bilmeyenlere duyurun. Evlerinizde limon tuzunun kullanımını en azından minimuma indirin ya da hiç kullanmayın, aynı benim gibi. Ben artık hiçbir yere, daha önceden tabii ki herkese, maalesef herkese limon tuzu diye insanlara öğretildi. Yanlış öğretildi. İşte artık şimdi her şeyi doğru bilme zamanı. İşte bu da Organik Annem YouTube kanalı farkıyla sizlere her şeyi sunacağım elimden geldiği. Dilim döndü, gücüm yettiği sürece arkadaşlar. Artık tuzlarımız eridi gördüğünüz gibi. Öncelikle şöyle yumurtamızı ekleyelim. Köy yumurtası olan. Bakalım. Demek ki tuzumuz yeterli. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aradaki farkı bakın. İşte size anlatmak istediğim bu. Hani yanlış yumurta ayarı yaptık ama olmuyor dedi. Görüyor musunuz? İkisi de aslında yumurta ama aradaki fark gerçekten çok fazla. Bakın, diğer yumurta üste çıkarken köy yumurtası altta kaldı. Demek ki tuzu yetersiz geldi. Çünkü hazır, yani bu çiftlik yumurtası daha hafif olduğu için hemen yüzeye çıktı ve bu size yanlış salamura yaptığınızı gösteriyor. Ve burada neyi öğrenmiş oluyoruz? 2 yemek kaşığı. Normalde evet, turşularımız için ben de diğer tariflerimde de kullandım. Olumlu sonuçlar doğurdu. Çok da güzel oldu. Demek ki bize atalarımız daha tuzlu tükettikleri ortaya çıkıyor. Çünkü köy tavuğuyla, pardon, köy yumurtası ile daha fazla tuz gerekiyor. Görüyorsunuz daha farkı. Demek ki 2 kaşık ancak çiftlik yumurtasına yetebiliyor ve köy yumurtasında daha fazla tuza ihtiyaç duyuyor. Hemen bu arada yumurtalarımızı çıkaralım ve tekrar tuz ekleyeceğim. Bakalım ne kadar, nasılmış. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar.
Bu bilgiyi de gerçekten köyde yaşayan ve köyde yaşayan büyüklerimizden, değerli büyüklerimizden aldım bilgiyi ve bu bilgiyi herkes bilmez. Benim kız kardeşim de böyle bahsetmişti. Ya ben yumurta ayarı yapıyorum ama nedense benim yaptığım, yani o diğer teyze için, diğer teyze sizin gibi olmuyor diye bir konuşma geçiyor ve işte bu aradaki farkı ve bu önemli püf noktasını bu sayede öğrenmiş oluyoruz. Kendisine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle kadim bilgiler ya da değerli bilgiler, büyüklerimizden miras kalmış bilgiler varsa arkadaşlar ve gün yüzüne çıkmasını istiyorsanız bizimle benimle paylaşın. Ben de sizin bilgilerinizle ve herkese geniş kitleye daha ulaşmaya çalışayım. Herkes bilsin. Geçmişten öğrenip geleceğe hazırlanacağız bu şekilde arkadaşlar. Bunun yine erimesini bekleyeceğim tuzun. Eklediğimiz tuz da eridi artık ve tekrar yumurta testimize geçelim. Şöyle köy yumurtamızı tekrar ekleyelim ve evet, şu an yumurta testinden geçmiş oluyor. Yani bu salamura suyu artık bizim için ideal bir oran olarak kabul ediliyor. Bu şekilde hazırladığınız tüm salamuralarda kullanabilirsiniz bu suyu. Tuzlu suyu bütün salamuralarda kullanabilirsiniz. Zeytin, turşu, farklı peynir, hatta peynir salamurasında bile eğer ki yapamıyorum diyorsanız bu salamura bütün tarifler için, bütün salamura tarifler için geçerlidir. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın ve sosyal medyada sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.